Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda iki firma, iki yüksek kar fırsatı diyoruz. Size videonun ilerleyen dakikalarında iki tane firmamızı tanıtacağım ve önümüzdeki dönemlerde de gerçekten büyük bir potansiyelleri var. Bunu size anlatacağız. Kimle anlatacağız? Benim Yeni Çağ'dan üstadım, Paramedya.com.tr kurucusu, tabii ki kıymetli abim Remzi Özdemir'le. Abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. Avrasyacı dostlara selam olsun buradan. Teşekkür ediyorum abi. Abi şimdi bu iki firmayı tanıtacağız. Bu gerçekten çok büyük potansiyel içeriyor. Hele birisi akıllara ziyan. Yani gerçekten takip edilmesi gereken bir kağıt abi. Ama ona geçmeden önce Sayın Nebati'nin Londra'da yabancı yatırımcılarla bir toplantısı vardı. Ve o toplantıdan çok bomba haberler var. Ben onu ilk önce size arz etmek istiyorum ve izleyicilerimize. Ve akabinde de Sayın Nebati'nin gerçekten hazine kısmında oldukça sıkıştığını görüyoruz. Grafiklerle, yeni açıklanan rakamlarla bunu ben sunacağım. Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı bir sebepten dolayı yükseldiğini söylüyor. Yani öyle bir giz, öyle bir mistik hava var ki ortamda, siz bunu anlayamazsınız. Bunu ancak Türkler anlar diyor. Yabancılar bunu anlayamazlar. Adamlar abi Keynes'ten Friedman'a, işte Krugman'a, adamlar iktisadın kitabını yazmışlar ama anlayamıyorlar. Bunun neden olduğunu tabii ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Şimdi abi, Sayın Bakan'ın böyle bir beyanatı var. Güzel top çeviriyorlar, güzel bir algı çalışması yapıyorlar. Aslında yabancılar da biz de biliyoruz, siz oyunuzu artırmak için göle maya çalma adına 85 milyonun kaderiyle adeta oyun oynar gibi politika faizini enflasyonun altına indirdiniz. Dünya iktisat tarihinde olmayan bir çılgınlığı denediniz. Sonuçları da belliydi ve bu çılgınlık neticesinde kur arttı. Yine sizin hatanızdan dışa bağlı ekonomi artan kurla beraber hiper enflasyona doğru yelken açtı. Dolayısıyla bunu anlamayacak bir yapı Türkiye'de yok. Hele Londra gibi iktisadın beşiğinde Keynes'in olduğu, doğduğu bir topraklarda, Friedman'ın olduğu yerlerde, Amerikalıdır gerçi o, bunu anlamamak imkan dahilinde değil. Şimdi abi, neden Sayın Nebati sıkıştı? Dün çok önemli bir rakam geldi abi. O rakamı bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldım, grafik haline getirdim, bir ekrana yansıtmak istiyorum. Onun üstünde senin görüşlerini de rica edeceğim abi. Şöyle bir ekrana yansıtalım. Gördüğünüz gibi ekranda şimdi hazine nakit açığımız var bizim. 2016'da eksi 38 milyardan 2020'ye geldiğimizde eksi 181 milyara, 2021'de de gerçekten çok büyük vergilerle, işte efendime söyleyeyim barışlarla vesaire, hazineye Merkez Bankası tarafından yapılan aktarımlarla 142 milyara düşmüş bir açık. Ama muazzam bir açık var, 142 milyar lira. Ve dün işte hiç kamuoyunda konuşulmuyor ama 2022 yılının ilk ayının açık miktarı da açıklandı. 37 milyar lira, muazzam bir açık var. Yani AKP'nin yanlış ekonomi modelinin, yaptığı yanlış işlerin ceremesini Türk hazinesi çekiyor. Bu hazinedeki açık nasıl kapatılıyor? Vergilerle kapatılıyor, zamlarla kapatılıyor. 37 milyarlık açık 2022 için hazinenin ne kadar büyük sıkıntılara gireceğinin ilk sinyali olmuştur. İkinci olarak göstereceğimiz grafik de yine hazinenin faiz ödemeleri. Faiz ödemelerinin de yıllar içinde görüyorsunuz 2016'da 49 milyardan 2021'de 160 milyara çıktığını görüyoruz. Ve dün açıklanan veri 2022 yılının sadece birinci ayında ödenen faiz miktarının 13 milyar lira olduğunu gösterdi. Peki bu faiz neden artıyor? Siz köprüye, otoyola garanti verirseniz, sonra da işte vatandaşın cebinden hiç para çıkmayacak derseniz, ama hazine çatır çatır bu garanti ödemeleri yaparsa, kur yukarı gittiğinde yaptığınız hatalardan dolayı
sermaye sahiplerine kur korumalı mevduat hesabı, yani bir çeşit garanti verirseniz, işte bütün bunların faizi gelir, bir şekilde kapınıza dayanır ve bu faizi ödemek için güya faize karşı savaşırken aslında tefecileri zengin ettiğiniz bir yönetim anlayışı karşımıza çıkar. İşte bunun ispatı da bu grafiktir. Sırf bir ayda 13 milyar lira tefecilere para ödenmiş. Remzi abi, şimdi izleyicilerimiz de gördü, siz de gördünüz. Yani faiz ödemeleri roket gibi yukarıya gidiyor. Net açığımız yukarıya doğru gidiyor. Ben şimdi Sayın Nebati niye zorda dediğimde iç borç ödeme projeksiyonlarına bakıyorum. Şubat'ta ana para 29 milyar, faiz 32 milyar. Mart'ta ana para 17 milyar, faiz 10 milyar. Nisan'da ana para 14.7 milyar, faiz 7 milyar. Ve dış borcu da siz bana söylediniz yayından önce. Dış borç ödemelerine baktığımızda Şubat'ta 2.1 milyar dolar, ana para 571 milyon dolar faiz. Mart'ta 1.8 milyar dolar ana para, 692 milyon dolar da faiz ödemesi var. Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsun abi? Önce kısaca şu bakanın anlayamazsınız olayına değinmek istiyorum. Yıllar önce Avrasya izleyicileri hatırlar, bir yat fuarında bir çocuk, babası yat alıyor. Tabii ki muhabir doğal olarak soruyor. Ya bu çok pahalı bir hediye. Yani senin nasıl böyle bir hayallerin vardı da baban gerçekliği? Siz anlayamazsınız çünkü fakirsiniz diyor. Şimdi Bakan Nevati de Londra'da İngilizlere siz anlayamazsınız Türkiye diyor. Herhalde onları da AKP oy veren vatandaşlarımız yanlış anlamasın ama o konsolide ettiği kesim gibi görüyor. Yani sürekli olarak onlara böyle belirli şeyleri pompaladığı için. Ya İngiltere demek, Londra demek, paranın döndüğü yer demektir. Rasyonel bir yer, analitik düşünen insanlar demektir. Adamlar iki metronun arasındaki zamanı bile saat gibi ayarlayan analitik bir insanlar. Sen kalkıp da orada paranın merkezi, bakın paranın merkezi Amerika değildir, Londra'dır. Böyle bir yerde kalkıp da Bakan Nevati'nin oradaki sunumu, bir kere ki Nevati orada yanlış insan. Kesinlikle yanlış insan. Yani mevcut iktidarın kadro sorunu orada çıkıyor ortaya. Ben Nevati'nin ticari başarısına saygı duyarım. Esnaflık apayrıdır. Ama Londra'da bakın bir Mehmet Şimşek vardı, Ali Babacan vardı ki ben bunları da zamanında çok eleştiren insanlardım. Ama bunlar buranın sistemini, işleyişini bilen insanlardı Evren. Sen getiriyorsun bizim hemşerimizi Londra'ya gönderiyorsun. Bir sunum yaptırıyorsun. Bakın bu sunumun da aslında arka planı çok önemli. Bu sunumu, bütün bu toplantıları bir iş adamı hazırlıyor o ortamı. Bu iş adamımızın ismini biz, ismini de söyleyebiliriz, Ferit Şahin. Büyük yapılandırmalarıyla bu ekonomik krizde ilk bankalara resti çekip yapılandırmalarıyla tanıdığımız bir iş adamıdır. Ferit Şahin orada Londra'da ne kadar etkilidir, ne kadar etkili değildir bilemem. Ya da o lobi, faiz lobi. Çünkü Londra aynı zamanda faiz lobisidir. Doğru değil mi Evren? O faiz lobisinde Ferit Şahin ne kadar etkilidir bilemem. Ama burada bir kere ki bakanın eli boş döneceği artık kesin, net bir şekilde. Çünkü yabancının Türkiye'ye gelmesi için bakanın Londra'ya gitmesine gerek yok. Bakan gitmesi de gelir. Yeter ki sen burada ciddi anlamda yapısal reformlarını yap, ciddi anlamda güven ver ve bir beklentiyi satın alsın. Onlar zaten gelecektir. Ama bu şartlarda gelmiyor Evren. Bakın sürekli çıkış yapıyor. Şimdi bu rakamları verdin. İç dış borçları. Peki Evren, soruyorum sana. İç borcu döndüreceksin. Tamam, hiç sorun yok. Peki dış borcu neyle döndüreceksin ya? Amerikan 10 yıllıkları bugün bak ısrarla milletin kafasına vura vura Amerikan 10 yıllık diyor. 1.95'i gördü Evren. 1.95. Peki Amerika 1.95'ten borçlanırken, Amerika gibi devasa bir ülke, CDS'ine bak. Sen Türkiye olarak yaklaşık 5 milyar doları nereden bulacaksın Evren? Katar mı verecek? Birleşik Arap Emirlikleri mi verecek? Tabii ki vermeyecek. Ne yapacaksın? Hazine önümüzdeki hafta uluslararası ihaleye çıkıyor. Bono ihracına çıkıyor. İyi de faiz kaç olacak Evren?
Amerika'nın faizi 2 olurken sen kaçla satacaksın? %8'ler, 9'la mı borçlanacaksın? CDS'imiz 500'ün üzerinde. Bakın insanlar bunun hesabını kitabını yapmıyor. Evet, hazine borçlanır. Mutlaka borçlanır. Borçlanmama diye bir olay yok. Bastırırsın faizi. %8 faizi verirsin. Şu ana kadar biz 6-6,5'la borçlandık. Artık bu saatten sonra 6'yla borçlanmamız mümkün değil. Bak Evren, bankalar niye sendikasyon almıyor? Hiç dikkatini çekmiyor mu? Bu kadar itibarlı, kar basan, dünya devleriyle ortaklık olan, iştiraki olan bankalar sendikasyona çıkmıyor Evren. İşte burada anlamadıkları bu var. Çünkü Türkiye'nin CDS'lerinden dolayı, risk priminden dolayı para pahalı. Ben iç borçlanmayı hiç korkmuyorum. Onu döndürecektir. Kamu bankalarına verecek, şuna verecek, buna verecek. Öyle ya da böyle döndür. Ama dış borç çok tehlikeli bir şekilde önümüze gelecektir. Bunların tüm ağır bir maliyet olacak. Senin de söylediğin gibi önümüze gelecek olan fatura çok ağır olacak. Bunların bütün ne için yaptık? Faiz lobisi için. Ya Evren, Allah aşkına 1 Eylül'den itibaren hangi faiz düştü ya? Hangi faiz düştü? Şimdi bırakalım. Hazine ihalesine bakalım. Hazine ihalesi sence %25'in altı olacak mı Evren? Mümkün değil ya. Mümkün değil. Bono faizlerine bakıyorsun. Sen sadece gariban bir avuç halkın, özellikle parası 100 binin altında olan tasarruf sahiplerini olumsuz etkiliyorsun. Zaten uyanıklar, büyük para sahipleri parayı götürdü, kur korumalı mevduata yatırdı. Bakın onun faturasını da biz ödeyeceğiz. Senin saydığın rakamların arasında bir de onların maliyeti olacak Evren. Dolar şu anda ne kadar? 13.65. 13.65. Yarın 14'ü zorlayacaktır. Çünkü bu Fed'in olayından dolayı Amerikan 10 yıllıkları gidiyor. Daha fazla tutamazlar. Yani en azından bir 14 bandının üstüne atmak zorunda. Bu paranın büyük bir bölümü kaç liradan yapıldı Evren? 11,5 liradan başlandı, 12 liradan başlandı. Ya zaten ortada büyük bir yük var Evren. Yani Türkiye'yi o kadar ağır bir yükün altına soktular ki ben gerçekten uykularım kaçıyor. Normal vatandaşın işte finansal okuryazarlığı olmaması da vatandaş için iyi bir şey. Olmuş olsa inan bana uykuları kaçacak. İşte kaçmıyor. Ancak elektrik faturasıyla, ta ki ne zamana kadar? Kendine dayanana kadar. Şimdi elektrik faturalarını tekrar geriye alınacağını, en azından bir kısmının düşürüleceğini iddia ediyor. Evren, bu mümkün değil. Türkiye bu kadar enerji bağımlısı bir ülkeyken, yurt dışına ithalata dayalı bir politika uygularken bunu alması mümkün değil. Bu sadece halka alıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü enflasyon böyle bir şeydir Evren. Yarın enflasyon daha da yüksek çıkacak. Her çıktığında bir önceki ay senin için daha iyi olacak Evren. Böyle bir problemimiz var. Evet abi, yani benim senin dediklerinden anladığım bütün bu kur korumalı mevduattı, oydu buydu, bunlar hazinenin üstüne çok daha büyük yükler getirecek ve bu yükleri de girişte gösterdiğimiz gibi yine faiz ödeyerek bizim cebimizden alacaklar abi. Olay bunu gösteriyor. Şimdi insanların, abonelerimizin merakla beklediği şu iki firmaya gelmek istiyorum. Bunlar gerçekten 2023 sonrasında AKP'siz bir ekonomide finansal piyasalarda çok büyük fırsatlar bize sunacak. Dünden beri başladık tanıtmaya. Bu iki firmada gerçekten öyle. Bunlardan birincisi askeri elektronik sanayi Aselsan. Aselsan çok iyi bir firma. Gerçekten Türkiye'de tek zaten arkadaşlar. Ve ben 12 aylık bilançosu, biz bu videoyu yaptığımızda gelmemişti ama 9 aylık üzerinden hesapladığımda da şu an borsadaki fiyatıyla başa baştı. Yani 20 lirayı gösteriyordu. Ve dönüp şöyle onun da bir grafiğini ben ekrana getirmek istiyorum ki Aselsan'ın bir grafiğine bakalım. Aselsan'ın grafiğine baktığımızda tarihi zirvelerin 5 dolar olduğunu görüyoruz ki an itibariyle 1,5 dolar civarında. Buradaki sıkıntı KATSA yaptırımları ve Birleşik Devletler'le yaşadığımız sıkıntılardı. Eğer burada 2023 sonrasında Amerika ile ilişkilerin düzeldiği bir atmosferi görürsek, ki göreceğiz, o zaman Aselsan gerçekten çok iyi bir fırsat olacak diyorum. İkinci olarak da Remzi abi, Halkbank. Halkbank çok ilginç olacak. Ben Halkbank'ın grafiğini bir ekrana yansıtacağım. Ondan sonra hem Aselsan hem Halkbank'la ilgili senin görüşlerini isteyeceğim.
Halkbank'ın grafiğine baktığımızda da 2013 yılında dolar bazı 10 dolarları gördüğünü görüyoruz ve an itibariyle 35 centlerde. Neden? Tabii ki New York'ta bir dava var ve bu davada Demokles'in kılıcı gibi Halkbank'ın üstünde sallanıyor. Ama AKP'siz bir Türkiye'de 2023 seçimlerinden sonra bu kağıtta gerçekten dolar bazı nereye gider dediğimizde grafiğe bakmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Remzi abi, ben şöyle bir kabaca Aselsan ve Halkbank dedim. İkisini nasıl yorumluyorsun abi? Evren, önce Aselsan'a değinmek istiyorum. Aselsan sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda kendi bölgemizdeki Balkanlar, Orta Doğu, bu coğrafyadaki en büyük askeri üretim tesisi. Sadece burada silah, füze, benzeri şey üretilmiyor. Aynı zamanda iştirakleri olan şirketler aracılığıyla devasa uçakların, cihazların yazılımları da üretiliyor. Yani Türkiye aslında, tabii burada İsrail'in de hakkını ödeyemeyiz. İsrail'le olan işbirliğimiz, hani o One Minute döneminde dahi bizim orada işbirliğimiz devam etti. İnsanlar orada anlamadılar. Ama İsrail ile Türkiye arasında yazılım anlamında büyük bir işbirliği var Evren. Farkındaysan Aselsan'a yönelik Batı'dan herhangi bir tehdit gelmiyor. O söylediğin tehditler, şunlar bunlar olabilir. Ama Aselsan'ı Batı apayrı tutuyor. Çünkü bu coğrafya için, Amerika'sı, İsrail'i için, özellikle NATO için çok önemli bir tesis. Bunu hiçbir zaman yıpratmayacaklar. Bakın, başka bir şey daha söyleyeyim. AKP özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a, bu bir gerçek, İstedikleri kadar inkar etsinler, Aselsan'ı satmak istediler. En azından hisselerinin bir bölümü. Bir anda kesildi, bıçak gibi kesildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü sen NATO ülkesi olarak o tesisin bir %1'lik bir hissesini dahi o ülkelere satamazsın. Hiçbir ülkeye satamazsın. İşte bu nedenle Aselsan gerçekten çok önemli. Batı'nın da aynı zamanda üzerinde ısrarla durduğu. Bu nedenle ben Aselsan'a yönelik ciddi bir yaptırım beklemiyorum, Türkiye ne olursa olsun. Ama dahası bak, bu dünden belli, bizim konuştuğumuz hisseler, hisse de değil aslında, şirketi konuşuyoruz. Şirketler hep yarın olası bir iktidar değişikliğinde, Türkiye'nin vizyon değişikliğinde öne çıkacak şirketler. Aselsan bunlardan biri, ama dediğim gibi Aselsan'ı füze, roket, bilmem ne, şunlara bunlara bakmayın. En büyük silahı yazılım. Türkiye'nin ihracattaki en büyük sorunu nedir biliyor musunuz? Don gömlek satıyoruz. Amerika, Avrupa'ya, Almanya'ya bir tır dolusu gömlek yolluyoruz fasoncu olarak. Karşılığında şu USB'ye sığacak, artık USB de değil, internet üzerinden, yani 50 kilobaytlık bir program alıyoruz. Bir tır gömlek karşılığında. Aselsan'ın katma değeri çok yüksek. Yani aynı zamanda ihracat olarak. Aselsan'ın bu yönüne de dikkat etmek lazım. Aselsan bana göre yeni Türkiye, ben de artık yeni Türkiye demeye başladım. Çünkü anketlerde artık buna bir geçişin başladığını gösteriyoruz, işaretlerini görüyoruz. Aselsan yeni Türkiye'nin kesinlikle yıldızı olacaktır Evren. Bunu söyledikten sonra Halkbank tarafına geçiyorum. Halkbank apayrı bir olay Evren. Yani Halkbankasını AKP ile kesinlikle bağdaştırmamak lazım. Şu anda başında kötü yönetim vardır, iyi yönetim vardır, AKP'nin şunudur bunu. Bunlara ilgilenmiyorum Evren. Neden ilgilenmiyorum? Çünkü bu bir kamu bankası. Ben paramedyada hiçbir zaman Halk Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası aleyhine yazı yazmadım. Neden? Çünkü bu AKP'nin babasının malı değil. Yarın evet, AKP gitse de bu bankalar benim bankam Evren. Senin, benim bankam. Bak şimdi 50 milyar sermaye enjeksiyonu yapılacak. Nerede yapılacak? Benim vergilerimle yapılacak. Yani bu banka benim bankam. Benim bankam olduğu için ben bunu yıpratmam. Yıpratılmaması da lazım. Bu bir. İkincisi, Amerika davalar sürüyor. Soruyorum Evren, diğer bankalara bak, İran ticaretinden dolayı, Irak ticaretinden dolayı, bütün bankalara Amerika 6 ay içerisinde ceza verirken, keserken milyarlık para diye.
Ya bu Halk Bankası'nı neden yıllardır süründürüyor? Neden o cezayı vermiyor? Halk Bankası küçük bir dava Amerika için. Halk Bankası ile ilgili bugüne kadar 50 kere bu sonuç çıkardı Evren. Çıkmamasının tek bir nedeni var. Amerika bunu bugünkü iktidara karşı silah olarak kullanıyor. Çünkü neden kullanıyor? Akıllı oluyor. Olmazsan diyor sana 20 milyar dolar ceza keserim. 20 milyar dolar bugünün şartlarında belki daha önce çok önemli para değildi. Kasamızda o 128 milyar doların oldu. Ama bugün 50 milyar eksideki bir kasada 20 milyar dolar bizi ekonomik olarak mahveder Evren. İşte bunun için Amerika bunu silah olarak kullanıyor. Bunu hiçbir zaman tüketmeyecektir. Çünkü Amerika bir hata işledi. Neydi o hata? Ermeni iddialarını onayladı, kabul etti. Bak bitti. Bitti Evren. Şu anda Ermenistan dahi yanaşıyor. Çünkü artık elinde silah kalmadı. İşte onun için Halk Bankası'nı elinde tutuyor. Bu belki hissesi üzerinde baskı oluşturabilir. Ama bugün AKP'den geçiş sürecinin, bana göre o süreç başladı Evren. Yani kim ne derse desin o süreç seninle hep konuşuyor. AKP'den sonraki Türkiye'de bu fiyatlarda bulamayacaksın bu hisseyi zaten. Başta yabancı talan edecek. Ya bu bir kamu bankası. Kamu buraya bakın 50 milyar dolar para sokacak. 3 banka, milyon pardon, milyar para sokacak Türk lirası. Ya bu ne demek biliyor musun Evren? Şu anda İştiraklerine bak, Türkiye Sigorta, daha birçok şey, bu bankaların iştiraki Evren, yani devasa bir şirket. Şu anda sigorta pazarı bu kamu bankalarının elinde, tamamen elinde. Bakma bir iki tane sigorta şirketi, çünkü birleştiler, büyük bir dev oluştu. Yakında bu bankalar POS konusunda, yani o kredi kartı ticareti var ya Evren, POS geçirdim. Bu konuda da bir işbirliğine gidiyor ve pazarı tamamen özel bankaların elinden alıyor ki alacak. Çünkü büyük, tekelleşiyor Halk Bankası. Bu nedenle yarın olası bir seçim, seçimin en kötü ihtimal 2023 diyoruz. Bugün bir yıl bile kalmadı o sürece göre. Yani ki ben erken seçim olacağına da inanıyorum. Olası bir seçimden sonra ya da seçim kararı alınmasından sonra bu fiyatlar hayal olacaktır Evren. Çünkü o akbaba sürüsü yabancılar var ya Evren, bunların ilk kokusunu alacaktır. Zaten hisse senedinin, ben hissesiyle alıp alınmamasıyla ilgilenmiyorum. Ama lütfen takasına bir baksınlar. Son bir aylık takasa baksınlar Evren. Son bir aylık. Kim almış, kim satmış. Mutlaka takas çok önemlidir Evren. Onu takip etmekte yarar var. Abi ağzına sağlık. Ben de şunu söyleyeceğim son söz olarak. Her zamanki yasal uyarıyı yapayım. Arkadaşlar bütün bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. 2023 sonrasında AKP'siz bir Türkiye'de finansal piyasalarda nasıl bugünkü zararlarımızı çıkartırızın bir düşünce egzersizidir. Ve aselsan benim şahsi görüşüm odur ki çocukların kolej masrafları için şimdiden daha o çocuklar küçükken alınıp kenara konulacak kıymetli bir firmadır. Elektronik, yazılım, Remzi abinin dediği gibi, yani bence bir Aselsan demek tek taş yüzüğün üstündeki pırlantadır. Çok büyük karat ve ağ kalır en kaliteli bir pırlanta gibi bir şirkettir bence Aselsan. Uzun vadede bunu alanın ben şahsen zarar edeceğini düşünmüyorum. Halkbank'ta dediğiniz gibi sigortacılık faaliyetleri ve en önemlisi abi KOBİ'lerle olan ilişkileri ve bu son dönemde KOBİ'ler zaten Türkiye'nin çok büyük bir kısmını temsil ediyor. Buraya pazara nüfuz etmeleri, buradaki operasyonları dolayısıyla buranın da çok büyük bir gelecek taşıdığını bize gösteriyor abi. Bir kere kıymetli bir banka. Yani Türkiye'nin bütün bankaları sağlam, hepsi kıymetli. Ama Halkbank'ın üstündeki bu yapay baskı kalktığı anda, yani emsallerinden çok daha fazla bir şekilde yukarıya doğru fırlayacak. Gerçekten iyi bir banka diye biz düşünüyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Aracı kurumların yatırım departmanlarıyla gidin görüşün. Bu görüşlerimizi onlara anlatın, istişare edin. Nihai kararlarınızı öyle verin diyorum. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim.